sonundan herkese merhaba. Hafta ortasındayız ve saatler 18.30'u gösterene dek birlikte yayında gün içi gelişmeleri değerlendireceğiz. Avrupa bölgesinde özellikle hizmet PMI rakamları dikkat çeken bir düşüş sergilerken, yurt içinde ise Sayın Nebati'nin bugünkü toplantı ve değerlendirmeleri, dün akşamki değerlendirmelere kadar biraz daha aslında yurt içi ağırlıklı bir programa imza atacağız. O yüzden konuklarımıza bakalım, bugünü kimler yorumlayacak? Evet, öncelikle ilk haberimiz yurt içinden Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati, MÜSİAD İl Başkanları toplantısına katıldı ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, ortodoks politikaları bir kenara koyduk dedi. Detaylarını izleyelim. Ve dünyanın 2005'te 17. büyük ekonomisi olan satın alma gücünü paritesine göre Türkiye'yi çok şükür 11. büyük ekonomiye taşıdı. Yapısal reformlar ve önemli aşama kaydettiğimiz altyapı yatırımları, sağlanan siyasi istikrar ortamı, disiplinli kamu maliyesi politikaları ve sağlam bankacılık sektörü de bu konuda önemli rol oynadı. Ve devam eden yılda, yani geçen yıl, ilk 3 çeyrekte reel gayri safi yurt içi hasılatı büyümesi yıllık %11,7'ye de ulaştı. Bu yıl bu büyüme trendi devam edecek. 2021 yılı Ekim ayı itibariyle cari işlemlerindeki iyileşme 2020 yılı sonuna göre 20 milyar doların üzerine de çıktı. Böylece Ekim ayı itibariyle cari açık 15,4 milyar dolara geriledi. Yıl sonu itibariyle bunun çok daha iyi bir noktalara geleceğine ilişkin göstergeler de bizi mutlu ediyor. 2021 yılında çift haneli gayri safi yurt içi hasıla büyümesi bekleniyor. Bunu da iyi bir noktada bitireceğiz ve cari açık %2'nin altına düşüyor. Şunu söylüyoruz. Yeni ekonomik model düşük cari açıktan inşallah bu yıldan itibaren cari fazlaya ve büyümede devam edecek. Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar. Ama bunu yaparken de eklektik olmayı, ülkenin gerçeklerine, iş dinamiklerine, uluslararası konjonktürün gereklerine uygun bir şekilde maliye ve para politikalarını da birlikte yürüterek her türlü tedbiri almak ve özellikle de bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz. Bireysel yatırımcıların tekrar algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyecek, Türkiye'de Türk lirasını güçlendirecek ve farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanlarımızın tamamını sunduk. Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey hükümetin politikalarına, ekonomi politikalarına dikkatli bir şekilde takip etmek ve elinizdeki toplumsal ritüellere uygun bir şekilde çıkarılmış enstrümanları kendinize uygun bir şekilde kullanmak dönemi. Diğer haberlerimizle devam ediyoruz. Özellikle şöyle bir Avrupa bölgesine geçiş yapalım. Çünkü oradan PMI rakamları geldi. Hizmet PMI rakamlarındaysa düşüş gözlemlendi. Market Bleşik PMI endeksi aralıkta 55.4'ten 53.3'e gerileyerek Mart'tan beri en düşük seviyesini gördü. Hizmet PMI ise Kasım'daki 55.9'dan 53.3'e gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine indi. Ve Omikron varyantı vakalarında görülen artış
Endeksin düşüşünde ise etkili oldu. Aynı dönemde istihdam endeksi ise 55.4'ten 53.6'ya indi. Bir sonraki haberimiz ise Belçika'dan geliyor. Belçika hükümeti omikron varyantı nedeniyle Covid-19 vakalarının artmasına rağmen test ve karantina stratejisini daha gevşek hale getirme kararı aldı. Tam aşılı olanlar ve takviye aşısını yaptıranlar için yüksek riskli temas halinde karantina ve PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Hükümet artan vaka sayıları karşısında test merkezlerinin yükünü hafifletmeyi ve karantinalar nedeniyle işlerin aksamasını engellemeyi amaçlıyor. Ve New York valisinden Wall Street'e çağrı geldi. New York Belediye Başkanı Eric Adams, kentteki birçok şirketin personellerini evden çalıştırmasından memnun olmadığını belirtti. Ofislerinize geri dönün, kentin yeniden açılması gerek. New York kentini evden yönetemezsiniz. Mali ekosistemimizi yeniden açmamızın zamanı geldi. Bu şekilde çalışma sistemi dolaylı olarak kentteki tüm sektörleri olumsuz etkiliyor, dedi. Ve yine Amerika, Sayın Biden'a kamuoyu güveninin azaldığı haberi var. CNBC Change Research tarafından yapılan ankete göre Biden'ı ekonomiyi ve Covid-19 salgınını yönetiminden memnun olmayanların oranı Aralık ayında %60 seviyesine çıktı ve Nisan ayında yapılan ankette Biden'ın icraatından memnun olmayanların oranı %49, Eylül ayında yapılan ankette ise %54 olmuştu. Ve geçelim piyasalara, şöyle rakamlarla neleri işaret ediyor ona bakmaya. Özellikle riskli piyasalarda omikron varyantı konuşuluyor. Ancak şu an şiddetli bir baskı, yani sert satışlar gözlemlenmiyor. Yine de alım tarafı ağırlıklı seyrediyor. Zaman zaman Borsa İstanbul performansını belli başlı sektörler yukarıya doğru taşırken zaman zamansa sert satışları geçtiğimiz dönemlerde yakın takip etmiştik. Her ne kadar omikron varyantı dışarıda özellikle sert biraz daha ve yurt içinde vaka sayıları artış oluyor desek de riskli piyasada güçlü bir alım tarafı hala işaret ediyor. Aynı zamanda ekonomik göstergelerde de zamanlar içerisinde baktığımızda şöyle bir bozulma olduğu da görünüyor yurt içinde ve fakat yine de biraz daha güçlü bir özellikle ihracat, ithalat, enflasyon verileri yine yakından takip edilen veriler, bir diğer taraftaysa riskli piyasalardaki fırsatlar yatırımcıların da sanki gözünden kaçmıyor gibi. Peki Borsa İstanbul 1988-2000 burada önemli nokta. Özellikle 1900 üzerinde uzunca bir süredir kapanış sergiledi. Bu kapanışlarla birlikte bugünkü performans yine %1'in üzerinde ve bu hafta ulaştırma sektörünün desteği çok güçlüydü. Yine sanayi şirketleri ve bankacılık sektöründeki karma alım ve satım pozisyonlarındaki değişiklikler Borsa İstanbul performansını bakalım bu hafta hangi seviyede kapatmasına kapamasını gösterecek. BIST 50 1776'ya geldi. %1'in üzerinde yine burada da güçlü bir alım tarafı var. BIST 30 ise 2187 puan seviyesinde deyip hemen dolar tarafına da geçelim. Dolar tarafında özellikle kur tarafında geçtiğimiz Aralık ayında yapılan açıklamalar, çıkan enstrüman TL vadeli koruma mevduatı biraz daha dolar tarafında dengelenme süreci yaşattı. 13.50'li seviyelerin üzerine çok da test edip kalıcılık göstermiyor. Biraz daha satış için özellikle fırsat veriyor gibi görünüyor yerli yatırımcıya. Çünkü Sayın Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalarla 90 milyarın üzerinde bir şu an bu koruma vadeli mevduat hesabında geçiş olduğu kayıtlar altında. Belki yurt içinde biraz daha bunda ağırlık kazanırsa
dolar tarafında da satış tarafı ağırlık kazanacak gibi orta vadede. 13,47 anlık okuyoruz, %0,4'lük yükseliş dolar tarafında. Euro TL 15,26, Pound TL tarafında 18,25'i. Euro tarafındaki güçleniş ise özellikle Almanya tarafındaki faiz farkı ve aynı zamanda Amerika'daki faiz farkının biraz daha makasın genişlemesi. Euro'yu zayıf kılmaya devam ettirdi. Negatif seyrini sürdürmeyi özellikle devam ettirdi. Bugün bir toparlanma işareti var. O yüzden genelde şöyle kurları, döviz birimlerini inceleyecek olursak piyasa yapıcı bankaları yakın takip etmek gerekiyor. Çünkü faizlerde oynamalar gelecek. Varlık alım programlarındaki değişimler burada güçlü bir döviz tarafında hangisini öne çıkartacak, hangisini zayıf kılacak? Özellikle faiz kararları bu para birimleri üzerinde çok etkin olacak gibi görünüyor. Pound TL 18,24, İsviçre frangı TL 14,71, sepet kursu 14,35'li seviyelerde deyip devam ediyoruz. Yine dolar endeksine de bakacağız. Özellikle burada biraz daha dolar tarafında Amerika'nın hem varlık alım programları, aynı zamanda tahvil getirilerindeki yukarı doğru seyir ve omikron varyantının dışında tarım dışı istihdam verisi en çok burayı fiyatlayacak gelişmeler. Fed'in toplantı tutanaklarında varlık alım ve faiz sinyalleri geliyordu. Enflasyon kalıcılığı konusunda zaten uzlaşma sağlanmıştı. Yakın takipler arasında Amerika'nın gündeminde artık her ay bir adım daha öne geçip ekonomik aktivitedeki üzerindeki özellikle baskıyı arttıracak gibi görünüyor. O yüzden dolar endeksindeki duruş da buna doğru biraz daha evrilecek. 96 birim güçlü bir duruş hala devam ediyor. %0,2'lik bir düşüş kaydetti. Euro ağırlığından, %50 euro ağırlığından eurodaki kayıpların dün telafisini yapar nitelikte 1.13-1.18'lere kadar geldi tekrar. Pound dolar 1.35-48. Biraz daha yatay pozitif dolar karşısında. Dolar yen 115,82. Dün almış olduğu primlerin kısmi iadesi var gibi. Dolar İsviçre frangı ise 0,9156 ile yatayı işaret ediyor deyip yine küresel tarafla devam edeceğiz. Özellikle burada küresel tarafta Avrupa piyasaları, Amerika tarafındaki tahvil getirileri ön planda. 1.60'ın üzerine çıktıktan sonra burada kalıcılık göstermeye başladı. Güçlü bir duruş var. Bunun altın tarafındaki baskısını da ayrıca konuşacağız. 1,66'lı seviyelerde 10 yıllık getiri, 2 yıllık 0,78, 30 yıllıksa 2,06'lı seviyelerde. Ve yine Amerika gündemi, önemli 3 endeks özelinde gideceğiz. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq küresel tarafta peki endeksler nasıl? Dün daha pozitif bir görüntü vardı. Bugün yatay negatiflik ama sert satış değil, daha yatay bir görüntünün olduğunu işaret ediyor. 36.703 Dow Jones, S&P 500 4.781, Nasdaq ise 16.212 puan seviyelerinde. Yine devam ediyoruz piyasaları yorumlamaya. Özellikle altın onsunda 1827 dolarlı seviyeleri görüyoruz. Baskı neydi? Omikron varyantındaki özellikle vaka artışları, ülkelerin alacak olduğu tedbirler ya da artık nasıl diyelim biraz daha gevşeme, ekonomiyi biraz daha orada baskılamamak amaçlı yapılan adımlar da ön plana çıkıyor. Bugünkü haberimizde olduğu gibi aşı olanların üzerindeki özellikle burada test zorunluluğunu kaldırılması biraz daha sanki ekonomi tarafını zayıflatmamak adına atılan adımlar. Brent petrol ve ham petrol de ise bu haberlerle tabii ki yükselişler kaydediyor. 80 doların üzerine geldi tekrar Brent petrol varil fiyatı. İlk omikron varyantı ile birlikte sert satış yapmıştı. Neredeyse 10 dolarlık bir kayıp vardı. Bunu telafisini yaptı. Ham petrol ise 75 dolar 45 sent seviyesinde %2'lik Amerika tarafında düşüş var. Peki petrol cephesinde acaba Biden bakalım tekrar sert sözlerine devam edecek mi? OPEC artı ülkelerine karşı tekrar mesajlar gönderecek mi? O da yakın takip edilecek. Son bir de kriptoya bakacağız. Kripto tarafındaysa gözler tabii ki regülasyonlarda şekilleniyor artık. Hem yurt içinde aynı zamanda yurt dışında da birçok haber geliyor. Amerika, Çin bunun başını çekiyor. Ama yine de zayıf seyir. Çünkü neden? 50 bin doların altında kapanışlar gerçekleştiriyor ama önümüzdeki süreç orta vade ne getirecek yatırımcılara? Biraz daha merak konusu hala. 46.414 Bitcoin TL 626.236 TL seviyelerinde. Ethereum ise biraz daha yatay negatif anlık işaret ediyor. 3800 dolar seviyelerden işlem görüyor.
İlk konuğumuza gidiyoruz. Konuğumuz Gedik Yatırım Danışmanı Eda Karadağ. Eda hoş geldin. Merhabalar Özlem, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle Eda, genel riskli piyasaların fiyatlanması hususundaki merak konusu aslında omikron varyantıyla birlikte sert satışlar gelir mi? Vaka konularında artışlar var ama şimdi bir önceki Covid-19'da özellikle tedbirler çok ağırlıklı konuşuluyordu. Şimdi tedbirlerin biraz daha hafifletilmesi, ekonominin yine canlı şekilde kalması ile ilgili adımlar ön plana çıkmış gibi görünüyor. Avrupa tarafında da keza bugünkü haberlerde var. Mesela yine aynı zamanda kapatılan konserler ve iptal olan konserlerle birlikte hayır deyip tekrar bunları aktif hale getiren haberlerimiz de oldu bu hafta içinde. Nasıl bir fiyatlama riskli piyasalarda omikron varyantını nasıl kaydetmek lazım? Özellikle yatırımcılar burada risk seviyesini hangi seviyelerde tutması gerekir? Evet, yeni yıla da yine salgınla zaten başladık. Evet. Geçtiğimiz yıldan bu yana biz yani bir türlü sonu göremiyoruz. Tabii ki piyasalar toparlanmaya başlıyor. Hükümet tarafından teşvikler geliyor. Dünya genelinde bir mücadele söz konusu ama son dönemde de Delta sonrasında omikron varyantıyla karşı karşıya kaldık. Şimdi omikron varyantıyla ilgili evet kısa vadede böyle bazen endeksler üzerinde satışlarla karşılaşabiliyoruz ama ana resme baktığımız zaman aşıların ve ilaçların vermesi biraz daha büyük oynadığı görülüyor. Dolayısıyla da çok fazla piyasalarda kırmızı bir tabloyla karşılaşmıyoruz. En azından derinleşmiyor daha doğrusu. Biraz daha sınırlı kalıyor. Yani piyasa böyle 2020 veya 2021'in ilk çeyreğindeki gibi bir tablo beklemiyor. Tabii gelen açıklamalar da aslında bunu destekliyor. Gerek aşıların etkili olduğu, gerek acil bir şekilde ilaçların kullanımına onay verildiği şeklinde de açıklamalar var. Ben bunların da biraz daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple evet omikron varyantını konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü tedirgin karşı karşıyayız. Bazen Avrupa ülkeleri özellikle tedbirlerini arttırmak istiyorlar, mevcut tedbirlerini koruyorlar. Ama Amerika tarafına bakıyorum, özellikle Amerika'da Joe Biden geçtiğimiz haftalarda ülkenin kapanmasının söz konusu olmayacağını ifade etti. Az önce sizler de zaten haberlerde yayınladınız. New York tarafında da aslında hani ofise dönülmesi çağrısında bulunuldu. Hani bu tablo karşısında şimdilik çok böyle ciddi bir panik hali yaratılmıyor. Belki olası böyle bir durumla karşılaştığında miktar fiyatı bastıracak ama bu kadar dramatik bir tabloyla evet, yayınımızda küçük bir aksaklık oldu. Tekrar Eda Karadağ'a gideceğiz. Ancak şöyle bir genel fiyatlamalar hususundaki özellikle baskılardan bahsediyordu bizlere. Covid-19 sonrası omikron. Omikron'un da aynı zamanda bu riskli piyasalardaki etkisi bir önceki kadar sert olacak mı? Bunları detaylandıracağız. Tekrar bağlantımız hazırsa alacağız şimdi Eda Karadağ. Ya da şöyle bir hemen bilgi aldık. Evet, şimdi hemen bir haberimize devam edelim. Sonrasında Eda Karadağ tekrar bizlere bağlanacak. Özellikle altın tarafıyla da ilgili yorumlarını alacağız. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari ise enflasyonun geçici olmadığını da burada kabul etmişti. 2022'de Fed'in iki kez faiz arttırabileceğini söyledi. İzleyelim detayları. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari enflasyonun beklendiğinden hızlı arttığını ve uzun sürdüğünü kabul ederek Fed'in 2022'de iki kez faiz artırımına gidebileceğini ve bu hamlelerin Fed'in riskleri dengelemesine izin vereceğini söyledi. Politika faizinin düşük tutulmasının önemli savunucuları arasında yer alan Kashkari, kalıcı enflasyon gerçekliğiyle karşı karşıya olunduğunu ifade ederek ABD ekonomisinin her ikisi de oldukça riskli olan iki durumla karşılaşabileceğini belirtti. Birinci riskin mevcut yüksek enflasyonun daha yüksek enflasyon beklentisini tetiklemek olduğunu ve bunun ekonomiye çok pahalıya mal olabileceğini vurgulayan Kashkari, hiçbirimiz buna izin vermek istemiyoruz dedi. Kashkari'ye göre enflasyonu artıran talep, faktörlerin dağılması, güçlü olasılık ama şirketlerin fiyat artırmasına ve enflasyon eğilimlerinin yükselmesine neden olan tedarik zinciri sorunları 2023'e dek devam edecek. İkinci riskin pandeminin hafiflemesi ve ABD ekonomisinin tekrar düşük enflasyon ortamında kapana kısılarak uzun süreli durgunlukla flört etmesi olduğunu belirten Kashkari,
durumuysa Fed'in büyümeyi artırma yeteneğini sınırlayabileceğini ve sonucunda agresif faiz artırımlarını erteleyebileceğini sözlerine ekledi. Evet, konuğumuz Eda Karadağ'a tekrar bağlandık. Eda, Borsa İstanbul performansını, riskli piyasalar üzerindeki baskıları ve küresel taraftaki gelişmeleri alıyorduk senden. Tekrar söz sende. Omikron varyantını konuşuyorduk senin evet. ifade ettiğin gibi. Salgınla ilgili endişelerin etkisi yani sınırlı da olsa baskılamaya devam ediyor. Sadece şunu söylerken kesildi büyük ihtimalle. Aşılar ve ilaçların mevcutta olması, dünyanın aşılanması ve hatırlatıcı dozların da biraz daha zaman aralıklarının erken alınmasıyla beraber aslında bu durum hani 2020 veya 2021'in ilk çeyreğindeki kadar dramatik bir sonuç yaratmayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben biraz daha varyantla ilgili etkinin sınırlı kaldığını gözlemliyorum. Tabii ki vaka sayıları önemli. Hızlı bir artış söz konusu hem dışarıda hem de Türkiye tarafında. Şu anda en azından hani dünya genelinde bir kapanma söz konusu da değil. En son ABD Başkanı Joe Biden da zaten benzer açıklamalarda bulunmuştu bu konuyla alakalı olarak. Yani dolayısıyla biraz daha insanlar kendi tedbirlerini arttırarak, aşılarını olarak hani bu varyantın da yavaş yavaş sonuna gelebiliriz şeklinde bir düşüncem var. Dışarıda tabii ki bugün biraz sabah saatlerinde bu endişeler ABD vadeleri ve Asya tarafını baskılamıştı. Ama an itibariyle baktığım zaman Avrupa artıda ancak ABD vadelerinde görünüm yine aynı. Bir ara böyle bir tepki alımları vardı ama çok güçlü kalamadığını gördük vadeli tarafının. Tabii ki saat 5.30 itibariyle spot da açılacak Amerika'da. Dün özellikle tahvil faizlerindeki yükselişle beraber teknoloji hisselerinde satışlar vardı ABD tarafında. Ki bugün de ABD 10 yıllığında ki %1.60'ın üzerindeki seyirler devam ediyor. Yani dolayısıyla bugün özelinde de ABD endekslerinde kararsızlık devam edebilir diye düşünüyorum. Bizim içeriye gelecek olursam aslında Borsa İstanbul yine pozitif ayrışıyor. Özellikle 22-23 Aralık'tan bu yana 22 günlüğünü aşamıyordu ama bugün özelinde artık 22 günlük yani o 1975'lere gelen desteğin de üzerine geçmiş olduk. Daha doğrusu eski direnç şimdi yeni destek konumunda. 1984 seviyelerindeyiz. %1 üzerinde primli seyrediyor. Sektörel evet. anlamda baktığım zaman aslında birçok sektör destek veriyor bugün özelinde borsada. Çok özür dileyerek şöyle bağlantımız kesildi. Sektörleri merak ediyoruz. Kuru, altını merak ediyoruz. Müsaadenle kısa bir araya gidelim. Aradan sonra sohbetimize daha detaylı devam edelim isterim. Teşekkürler. Küçük bir ara. Aradan sonra tekrar buradayız. Gün sonuna piyasaların yorumlarıyla devam ediyoruz. Konuğumuz da bizi bekliyor. Gedik Yatırım Eda Karadağ. Eda, teşekkür ediyorum öncelikle beklediğin için. Şöyle Borsa İstanbul sektörleriyle devam ediyordu. Sektörlerde zaman zaman ulaştırmayı da görür olduk artık. Çünkü bu az önce anlattığın detaylardan dolayı omikron varyantın fakat ekonominin canlı kalması için normal aktivitelerin devamlılığı hususundaki haberler burayı biraz daha güçlendirir gibi ama neler var önümüzde özellikle gıda tarafındaki fiyatlardaki oynama aşağı yönlü bir trend olursa bu sektörün uğrayacağı işte ciro tarafındaki beklentilerin düşmesi, gıda sektörünün tavan rakamlarının biraz daha aşağı gelmesine de mesela olanak olacak, bunu mu gösterecektir? Bu konularda özellikle nasıl sektörler ön plana çıkacak? Havacılıkla başlayalım o zaman sen de başladığın gibi. Şimdi havacılıkta da evet özellikle bugün de baktığım zaman pozitif puan bazlı katkı sağlayanlar arasında havacılık sektörü de var. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin de bugün açıklamaları vardı. Enerji, savunma, havacılık ve ilaç sektörlerine teşviklerin devam edileceği ifade edildi. Şimdi tabii ki havacılık sektörü için aynı zamanda turizm sektörü için ilk risk salgın. Salgın ne kadar kısa sürede sonlanırsa en azından artık bu sektörler üzerinde salgın kaynaklı bir baskının olmayacağını ve daha rahat bir fiyat hareketinden bahsedebileceğimizi söyleyebilirim. Tabii ki kısa vadede bu hala zor. Yani evet bugün özelinde biraz daha destekliyor. Son dönemde en azından satışların sınırı kaldığını görüyoruz havacılık için ama ben yine biraz daha çekimser kalıyorum. Çünkü salgının gidişatı hiç belli olmuyor ve piyasanın verdiği tepki de aynı şekilde. Dolayısıyla hani havacılığı yine yakın izlemede alabiliriz.
Gıda ve perakende tarafı aslında yine geçtiğimiz yıllarki kadar canlı kalmaya devam edecektir ama ifade ettiğim gibi yüksek bir enflasyon var. Nisan ayında artık enflasyonda zirve seviyeler görülmesi bekleniyor. Dolayısıyla şu önümüzdeki Ocak ve Nisan dönemi için yine yüksek seviyelerin devam etmesi, zamlar yapılıyor. Belki önümüzde yine tabii ki bazı şeylerin önüne geçilmesi adına çünkü marketlere gittiğimiz zaman çok ciddi fiyat artışları var ve baktığında da hükümet tarafı bunların önüne geçmeye çalışıyor bu fahiş fiyatlığı. Dolayısıyla bununla mücadele devam edecek. Tabii ki ne kadar etkili olunursa eğer enflasyonda denildiği şekilde Nisan sonrasında bir düşüş patikasından bahsedebilirsek, evet bu doğrultuda en azından gıda ve perakende sektörü üzerindeki baskının da azalması beklenebilir. Ama burada tabii biraz döviz kurlarını da devreye sokmam gerekiyor. Çünkü evet dövizde belki son dönemde bir dengelenme çabası var özellikle yeni ekonomik paketin açıklanmasının ardından. Ama yine de hassasiyet söz konusu. O yüzden piyasanın biraz daha ikna olması gerek döviz kurlarındaki o stabilizasyonun gerçekleşmesi adına. Çünkü döviz ne kadar stabil kalırsa çok hızlı bir yükselişle karşılaşmadığımız müddetçe en azından enflasyon üzerindeki baskının da bir miktar azalmasını bekleyebiliriz. Onun dışında hangi sektörleri konuşacağız? Bence sigortalar yine konuşulacaktır. Yine sigortalarda da iyi karlar gelmeye devam edebilir. Geçtiğimiz yıl da sigortaları konuşmuştuk. Bununla beraber bankalar var. Evet belki yine özel sektör bankalarının ön planda olduğu bir yıl olabilir. Geçtiğimiz yıla da şöyle baktığım zaman özellikle 1, 2 ve 3. çeyreklerde özel sektör bankalarından iyi karlar gelmişti. Özellikle de yeni ekonomi paketiyle beraber biraz daha bankaların ön plana çıkması haliyle bir miktar daha bankalardaki hareketliliğin de desteklenmesini sağlar nitelikte. Onun dışında petrokimya, otomotiv, demir, çelik, cam bunlar döviz yükümlülüğü fazla olan şirketlerdi ve özellikle dövizdeki yükselişle beraber endeksi bu sektörlerde 2400 puana kadar taşımıştı. Sonrasında dövize paralel onlarda da bir düşüş gördük ama yine de özellikle de ihracat ayağı kuvvetli cam olsun, otomotiv olsun bunların da yine bu dönem içerisinde hareketli kalması beklenebilir. Çünkü ihracat büyümeye odaklı bir paket var karşımıza yani bir beklenti var karşımıza, bir projeksiyon çiziliyor. Hani bu nedenle bu sektörleri de yine sıralayabiliriz diye düşünüyorum. Bunları ek olarak yine tabii ki teknoloji olsun, telekomünikasyon olsun bunları da ifade edebilirim. Eda, peki şöyle biraz da aslında dolar TL tarafında ki konuları da ele alacak olursak bir diğer tarafta şunu sormak istiyorum aslında. Dolar TL tarafında dengeleyici aslında ürünler çıktı, ürün çıktı hatta ama bunda devamlılığı hususunda Sayın Nebati açıklamalarda bulundu. Bunların devamlılığı olacak, farklı ürünlerle de karşılayacak yeni 2022 ekonomisini dedi ancak küresel tarafta da doların gücü çokça konuşuluyor. Euro dolar paritesinde mesela keza görüyoruz negatif bir seyir var. Uzunca bir süredir bir 11-13 bandı aralığında geziniyor. Burada da negatif seyrini hala devam ettiren bir euro tarafı var. Çünkü dolar Fed'in tutanaklarıyla birlikte özellikle biraz daha ön plana çıkacak gibi görünüyor. O yüzden doları ve sonrasında euro ile TL yansımalarını nasıl yorumluyorsunuz kurum olarak? Şimdi döviz kurlarında tabii mesela dolar TL'yi konuşacak olursam geçtiğimiz yıl 7 liralardan başlamıştı yeni yıla ve Evet. sonrasında da 18 liralara kadar çok ciddi bir yükseliş vardı. Sonrasında evet artık bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyordu ve TL'yi cezbedici, dövizi caydırıcı bir şekilde bir dizi önlemle piyasaların karşısına çıkıldı. Ve önümüzde yine bu konuda adım atılacağı ifade ediliyor. Yani bize şu algı veriliyor, döviz kurlarında olası bir yükseliş olursa biz yine bunun önüne geçebiliriz. Yani elimizde bunu karşılayabilecek enstrümanlarımız bulunuyor. Dolayısıyla da kısa vadede yükseliş beklentisi biraz törpülenmiş durumda. Ama yine de piyasa zaman istiyor. Yani çok da ikna olmuş değil. Hala bir kırılganlık söz konusu. Dolayısıyla bu durum en azından dolar TL'nin paket açıklanmasından bu yana 10-14 aralığında bir seyir izlemesini sağladı. 14 zaten çok kritik bir eşik dolarda. Çünkü hatırlayacak olursak Aralık ayında Merkez Bankası'ndan ilk müdahaleler 14 liraları gördüğümüz zaman geldi. Hatta ilk 3 müdahale ortalama bu seviyelerdeyken gelmiş oldu. Dolayısıyla olası 14 liraların üzerine çıkması zaten onları da rahatsız
eden bir durum olacağından illaki ellerindeki enstrümanları kullanarak zaten piyasadaki o tansiyonu dindirmeye çalışacaklardır. Tabii ki bu sadece bizim iç hikayemizle alakalı. Bir de dışarısı var senin de ifade ettiğin gibi. Mesela bu akşam FED toplantısı tutanakları açıklanacak. Aralık ayı toplantısının tutanakları aslında baktığım zaman taze bir veri değil ama Aralık ayında biz varlık alımı konusunda hızın iki katına çıkarıldığının sinyalini aldık, daha doğrusu mesajını aldık. Evet. Ve bu doğrultuda projeksiyonlarda da bu yıl özelinde Fed'in 2 veya 3 faiz artışı yapabilir şeklinde de bir algı oluştu. Dolayısıyla şimdi bundan sonraki süreçte, yani bugün açıklanacak tutanaklarda belki biraz daha faiz konusuyla ilgili kendi aralarında ekstra konuşulan ve piyasaya yansıtılmayan satır araları varsa bunu görüyor olacağız. Ama onun dışında ben çok sürpriz bir tutanakla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Hatta Ocak ayındaki FED toplantısında bile çok büyük bir beklentim yok. Çünkü Aralık ve Ocak ayında sadece omikron varyantını konuştuk. FED toplantıları için konuşacak olursam. Yani yeni bir gelişme yok. Sadece evet FED toplantısı için Ocak ayında istihdam ve enflasyon verilerini görecek ki bugün ADP özel sektörü aldık. Beklentilerin üzerinde de bir performans kaydettirdi. Cuma günü tarım dışı istihdam günü zaten. Dolayısıyla biraz tabii ki istihdam tarafındaki güçlenme FED'in de elini güçlendirebilir. FED 3 kez faiz arttırabilir. Hatta daha da erken bir süreç başlayabilir şeklinde algıları önümüzdeki dönem için belki beraberinde getirebilir ve bu da tabii ki doların daha faiz artışı başlamadan önce biraz daha güçlenmesi, bir miktar TL dahil olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinde rahatsız edebilir diye düşünüyoruz. Evet, Eda, peki son olarak da altın tarafını değerlendirmeni isteyeceğim. Özellikle bahsettiğin gibi bugün hem FED tutanakları hem de tarım dışı istihdam verisini aslında en çok yakın takip eden emtia cephesinde, yatırım tarafında da özellikle altın onsu gibi görünüyor. 1800 dolarlı seviyeler tepki alımlarla biraz daha yukarı gösteriyor ama çok böyle sanki kırılgan. 1800'ün altını hemen görme ihtimalleri var. Gelecek olan haberlerle ilgili beklentilerini de aldık aslında ama bu yönde sence altın tarafında orta vadede beklenti nasıl olmalı? Altında aslında hala zayıf bir görünüm var. Yani ben orta vade için de çok iyimser değilim. Geçtiğimiz yılda zaten istenilen performansı gerçekleştiremedi. Yani 2020 yılında salgını fiyatladı. 2021 yılının ilk çeyreğinde de ekonomik aktiviteler toparlanmakta zorlanabilir ihtimallerini fiyatladı. Ama yılın kalanı, yani Haziran ayı itibariyle Fed'in varlık alımını azaltmaya başlayacağının sinyali vermesi altının ivme kaybetmesine sebep oldu ve 1830'ların üzerine geçemedik. Çok güçlü seyirler oluşmadı. Geçtiğimiz hafta yılın son işlem yani yılın son haftasıydı ve çok fazla piyasada işlem hacmi de yüksekliğiydi. Veri de yoktu. Altın da bundan istifade ederek biraz yükselmeye başladı. Yani geçtiğimiz haftadan bu yana 1800 üzerinde tutunuyor. 1820-1830 bandını zorlamaya çalışıyor ama şu anda onu destekleyebilecek bir gelişme yok. Bugünkü veriyi çok fazla fiyatlara yansıtmadığını görüyorum. Akşam saatlerinde tutanakları takip ederiz altın için ama çok fazla seyrini etkileyebileceğini düşünmem. Veri bazlı bir hareket olarak görebiliriz en kötü ihtimalle. Cuma günü belki tarım dışı istihdam, eğer beklentilerin üzerinde iyi bir veri gelir artı saatlik kazançlarda da bir artış dikkat çekerse bu doğrultuda altın zaten yavaş yavaş ivme kaybetmeye başlar. Dolayısıyla Fed'in faiz arttırma ihtimalini konuştuğumuz bu dönemde bir tarafta tahvil faizleri yükseliyor, bir tarafta dolar güçlenmeye çalışıyorken altının çok da güçlü bir performans sergileyebileceğini ben pek fazla beklemiyorum. Eda Karadağ, çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. İyi yayınlar. Sağ ol. Gedik Yatırım, yatırım danışmanı Uğur'la yiyip hemen gidelim. Biraz da gelişmeleri, makroekonomik gelişmeler, aynı zamanda gelen veriler ve bu akşam, bu hafta Amerika'daki beklentileri konuşalım. Aral Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cüneyt Dilican'la. Cüneyt Hocam hoş geldin. Evet, herkese merhabalar, kolay gelsin, iyi teşekkür yayınlar. Teşekkür ederiz, sağ ol. Birlikte güzel yayın olsun. Şimdi dilerseniz şöyle bir küresel tarafla başlayalım. Özellikle bugünün en önemli konuları, bu haftanın tarım dışı istihdam verisi gelecek, Fed gelecek. Sonrasında yurt içinde de özellikle çokça konuşulan bu hem ürünler hem de alınacak ya da alınması beklenen kararlara doğru da yurt içine doğru da yine biraz daha sohbetimize devam edelim ama özellikle Fed'in adımları, piyasa yapacağı bankaların adımları artık ne yönde seyredilmesi gerekiyor? Daha mı hızlı değişimlerde bulunacaklar yoksa biraz daha mı bu omikron varyantı baskılar nitelikte olacak?
Şimdi sanıyorum iktisat biliminin içerisine iki tane kavrama hediye etmemiz gerekiyor. Onlardan bir tanesi Doğan Görünümlü Şahin vardı biliyorsunuz benim gençliğimde. Ona böyle bir de spor hava katarsın böyle. Hani Ferrari ile ilgili hani beklentilerini Doğan Görünümlü Şahin'le gidermeye çalışasın. Çünkü hani lüks otomobil kıvamında herkes alamadığı için o spor araba tutkusunu onunla götürürler. Dolayısıyla Fed'in tutanaklarına baktığınız zaman aslında tam Doğan Görünümlü bir Şahin var karşımızda. Piyasanın küresel anlamda genel olarak baktığınız zaman hani Şahin şeklindeki görüşleri aslında Şahin mi hani tartışılır. İkinci kavram ne derseniz bunu birkaç yerde daha dile getirdim. O da meşhur malum biliyorsunuz psikanalizde Stockholm sendromu diye bir kavram vardır. Yani mağdurun veyahut da hani bir şekilde esir alınan kişinin kendisini esir alıp işkence yapan kişiye olan bir süre sonra duyduğu sempati veyahut da ona karşı duymuş olduğu hani bir şekilde koruma güdüsü. Dolayısıyla hani sanıyorum küresel anlamda bir Fed sendromu var. Aynen Stockholm sendromuna benzer bir şekilde. Ne ondan vazgeçilebiliyor ne de onsuz hani olması durumunda hani piyasalar bir şekilde kendine yön bulabiliyor. Yani ne vazgeçebiliyorsunuz ne yerine başka bir şey koyabiliyorsunuz. Böyle garip bir sendrom durumu var. Dolayısıyla bu iki kavramı sanıyorum artık yani iktisat biliminin sınırları içerisinde hediye etmek gerekiyor makro iktisat kitaplarını. Hani Fed niye Doğan Görünümlü Şahin? Şundan dolayı tutanaklara baktığınız zaman son FOMC toplantısında işte 12 tane guvernörden 6 tanesi yani kabaca medyan o ortalamada önümüzdeki yani bu yıl için öngördükleri 2.6 seviyesinde enflasyon oranıydı. Bu senenin sonu için yani 2021 sonu içinse 5.3 görüyorlar. Yani geçen seneki oluşacak olan enflasyon oranının yarısı kadar bir öngörü söz konusu bu yıl için. Keza yine 6 guvernör kabaca medyanda faizlerde artış öngörüyor ki zaten malum hani açıkladılar da 2022 yılı içerisinde 3 tane faiz artışı yapabiliriz şeklinde. O faiz artışlarının 3'ünün ama toplamı bizi 0.75 bir bandına getiriyor medyanda. Dolayısıyla enflasyonun altında faiz vermeye devam ederek aslında öyle çok da agresif, şahin görünümlü hani bir aslında ne enflasyon beklentisi var ortada ne de bir faiz beklentisi var Fed'in guvernörlerinden bizzat. Yani bu işe karar verecek olan kişilerdeki beklenti kağıtlara bu şekilde yansımış durumda. Bu ne demek? 3 tane faiz artışı yerine enflasyon eğer beklediklerinden kötü giderse 4 tane de yapabilirler. Tersi senaryo 2 tane de yapabilirler ya da 3 tane de tutabilirler ama oran o seviyede olmayabilir. Daha aşağıda da kalıyor olabilir gibi böyle hani garip bir hani noktadayız aslında. O yüzden hani ben Şahin görüşüne çok katıldığımı söyleyemem kendi adıma. Güvercin de değil ama hani öte yandan baktınız. O yüzden ben adına Doğan Görünümlü Şahin dedim. Hani bizim Türk usulü bir adlandırmamız da olsun diye. Tabii küreselde bunu herhalde bu kavramı kazandırmak iktisada çok kolay olmayacak ama bence durum bundan ibaret. Ama hala şu tehlike devam ediyor ABD özelinde, küreselde de ki ABD'de aslında bu daha hani büyük bir risk ki oradan hareketle bütün dünyaya hızlı bir geçişkenlik hani bulaşma etkisi var. Nedir o derseniz stagflasyon yani durgunluğu, işsizliği ve hani enflasyonu bir arada yaşamaları olgusu. İşsizlikle ilgili bugün hani rakamlar sanki biraz daha iyiymiş gibi hani gelse de ABD özelinde aslında o büyük istifa dalgası ABD'de hani en çok aslında konuşulması gereken olgulardan bir tanesi. Yani aslında gönüllü bir işsizlik durumu da şu anda ABD özelinde yayılıyor. İnsanlar bir şekilde işlerini bırakıyorlar, terk ediyorlar. Bunun üstünde enflasyon eğer bekledikleri gibi 2.6'ya yani aşağıya doğru meyillenmez de yüksek kalmaya devam ederse işte bir sürü bugüne kadar saydığımız sebepten dolayı o zaman biz enflasyon işsizlik keza seçim yılındalar. Hani bir şekilde piyasadaki parayı çekecekler hani onu açıkladılar Mart sonunda bitecekler ama hani bir şekilde piyasada hızlı bir şekilde maliyetleri paranın maliyetini arttır hani bir dert arttırması ayrı bir dert gibi böyle garip bir noktadayız. Sanıyorum herhalde en sağlıklısı ki oradan hareketle bizim için de benzer bir durum söz konusu diye düşünüyorum. Şubat datasını gördükten sonra yani biz Şubat'ta Ocak enflasyonunu gördükten sonra daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz. Yılın geri kalanı diye düşünüyorum. Hani Fed özelinde genel olarak söyleyeceklerim buradalar. Hani ben faiz artışları gelse de aslında küresel anlamda hani bunun büyük bir panik dalgası yaratacak kadar bir seviye olmadığını düşünüyorum ama küresel anlamdaki likidite de
Hani geçmiş tarih tekerrürden ibaret diye de düşünürsek 2016 sonrasında yaşanan süreç, işte faizlerin kademeli olarak yukarıya çıkması, paranın ana vatanına döndüğü, işte onu ABD'deki borsa endekslerinde de görüyoruz. Hala da görmeye devam ediyoruz. Ona benzer bir dalga girebiliriz ama henüz daha o kadar panik yaratacak kadar, yani doların fiyatının küresel anlamdaki bu talep nedeniyle çok hızlı bir şekilde yukarıya meyilleneceği kadar hani bir panik yaratacak durumda mıyız ya da senaryoda mıyız, ondan çok emin değilim açıkçası kendi adıma. Şöyle biraz da o zaman yurt içinde değerlendirelim. Şimdi yurt içinde kur tarafında özellikle dengeleyici bir takım gelişmeler oldu. Sayın Nebati bu hafta özellikle geçtiğimiz haftada yoğun bir akışa sahipti. Takvime sahipti diyelim hatta. Sürekli işte bunlarla ilgili açıklamalar yaparak hem piyasa biraz sakinleşti hem oynaklık azaldı açıkçası. Ve önümüzdeki süreç beklentileri biraz daha pozitif yönde Sayın Nebati'nin ve almış oldukları kararda bunları destekler nitelikte gibi görünüyor. Siz yurt içi verilerin nasıl geldiğini görüyorsunuz? Özellikle son zamanlarda yine böyle bu omikron varyantı vesaire, bir de piyasalardaki dengesizlikle bozulmalar oldu ama bunlar geçici mi yoksa biraz bunların hasarlarını görecek miyiz? Bu zamanda yaşadığımız oynaklıkla birlikte özellikle hangi verilerde bir bozulma seyri olacaktır? Bir diğer taraftaysa Sayın Nebati'nin son toplantı ve aktarmış olduğu bilgileri de ben burada aktarmayayım. Bu bilgiler doğrultusunda beklentileriniz ne yönde? Özellikle orta vadede Türkiye ekonomisi için. Evet, şimdi en kolayından başlayayım. Ben bir tıp uzmanı değilim ama okuduğum ve anladıklarımdan hani çıkardığım sonuç şu. Bu tarz endemik veyahut da pandemik durumlarda virüs ne kadar hızlı yayılırsa aslında etkililiği o kadar düşüyor. Çünkü bulaş hani daha hızlı gidebilmek açısından virüs kendini yenilediği için hani yeni varyantlara, daha güçlü varyantlara eğer meyillenmezse şayet daha hızlı yayılabilmek için gücünü kaybetmeye başlıyor ki omikron biraz bu şekilde. Yani bizim hastane yatışı ya da hani baktığınız zaman maalesef vefat ya da ölüm rasyoları küresel anlamda biraz daha geride. Tabii bunda aşıların da etkisi var. Hani bunu da yadsıyamayız. Ama hani genel olarak herhalde bu ve bundan sonraki dalgadan sonra o hani toplumsal bağışıklık da birçok noktada oluşacağı hani varsayımı altında sanıyorum etkililiği biraz daha düşecektir. Hani dediğim gibi başkaca varyantlar olmasa. O yüzden bizim hani bu sonsuza kadar da devam etmeyeceği varsayımı altında hani bir noktadan sonra hani o küresel canlanmayı bekliyor olmamız lazım. Tabii ama yaşanılan hasarlar, özellikle hazineler üzerindeki yaşanılan hasarlara bakıldığında hani bu noktada onların etkisini tabii gidermenin çok kolay olmayacağı ya da zamana yaymak zorunda olacağımız da aşikar. Türkiye yine kolaydan başlayayım. Bugünkü Merkez Bankamızın tahvil alımları, ki bunu zaten 2022 para politikası dokümanında da yazmıştım. 2022'de bu şekilde tahvil alımları eğer hızlanarak devam ederse hani çok net bir şekilde politika faizinin düşüşüyle birlikte bence kendini teyit eden bir nokta artık. Hani adını resmi bir şekilde koyabiliriz. Biz de küreseldeki birçok ülke gibi, gelişmiş ekonomiler gibi parasal gevşeme yoluna hani resmi bir şekilde artık gidiyoruz diyebiliriz diye düşünüyorum ama ben bütün bunların ötesinde dolarizasyon adına ve ters dolarizasyon adına başka bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Özellikle bizi dinleyen bürokrasi ve karar vericiler adına hani önemli olduğunu da düşünüyorum. Şu anda malum metaverse'ler, NFT'ler ve kripto varlıklar hani bütün dünyada çok popüler. Özellikle metaverse dünyasında şu anda çılgınlıklar yine had safhada. Yani bir Ponzi şeması demek çok doğru değil ama hani bir lale soğanı şeklinde Hollanda'da yaşananına benzer hani bir orada baktığımız zaman sürü psikolojisi var mıdır davranışsal finans anlamında, ama incelenmesi lazım. TL'den kaçış anlamında da hani bakmak lazım. Niye şu anda mesela çılgın gibi metaverse dünyasında arsa, arazi satın alınıyor biliyorsunuz sanal olarak. Şimdi biz normalde herhangi bir yerde Türkiye'de biliyorsunuz bir arsa alsak tapuya kaydetmemiz gerekiyor. Bir kere resmi hale getirmemiz gerekiyor. İkincisi bunun hani konut vergisini veyahut da arsa vergisini veriyor olmamız gerekiyor. Belediye açısından alınması gereken vergiler söz konusu. Özetle maliye açısından bakıldığı zaman burada bir vergi kaybı var. Yani biz kripto varlıklarla ilgili şu anda mecliste hani bir yasa tasarımız var. Orada da vergi boyutu için düşünülüyor ama o sadece kripto varlıklar için hani bu metaverse ve benzerleri ileride gelişebilecek sanal dünyadaki gelişmeler açısından hani orayı çok dikkate aldığımızı ben pek sanmıyorum. Bu TL'den kaçış anlamında da hani özellikle tabii sadece bu TL ve Türkiye özelinde bir durum da değil, yani dünyada da benzer bir sıkıntı var. Hani bunu sanıyorum herhalde ciddi bir şekilde ele almakta fayda var. Yasaklama işin en kolayı, kastettiğim o değil ama regüle etmemiz ve
kontrol edebiliyor olmamız, özellikle de hani maddi kayıplar anlamında hani kontrol edebiliyor olmamız ve regüle etmemiz kıymetli diye düşünüyorum. Keza hani benzer geçmişte hani yapılanmalar söz konusu oldu Türkiye'de. Mesela sosyal medya için Türkiye'de ofis açılması hani gerekliliği konuldu. Malum BTK tarafından ve RTÜK tarafından da kontrol edilen unsurlar var. Sanıyorum burası için de çok hızlı bir şekilde bir çalışma yapılmasında fayda var. Çünkü Türkiye'de TL'den kaçış sadece dolarizasyonla olmuyor. Veyahut da hani Türkiye'de sermaye hareketleri serbest, bu anlamda bir sıkıntı yok. Yani hani gidip siz metaverse dünyasında bir alışveriş yapabilirsiniz ama özellikle vergi kayıpları açısından veyahut da oluşabilecek diğer mağduriyetler açısından işte bir TODEX benzeri vakalar veyahut da işte Çiftlik Bank gibi hani bakılmasında fayda var diye düşünüyorum. Oradan hareketle hani sizin sorunuza geri gelirsem hani Türkiye ya hani parasal genişlemeye gidiyor diye ben en azından kendi adıma söyleyebilirim. Bu yanlış mıdır tartışılır. Yani zamanlaması boyutundan bence daha çok tartışılır. Yani biz bütün dünyada şu anda gelişmiş ekonomiler dahil olmak üzere gerek hazinelerinin finansmanı, gerekse işte kamunun faydasına yönelik altyapıyla ilgili eksikliklerin giderilmesi, keza pandeminin hasarlarının hani hem hane halkında hem de esnaflar başta olmak üzere işletmelerde giderilebilmesi adına hazineler zaten uzun zamandır devredeydi. Başta hazineler ve merkez bankalarının para politikaları. Biz buna biraz gecikmeli dahil olduk. Hani bu noktada yapılan yanlış mıdır? Hayır. Ama zamanlaması tartışılabilir. Belki hani bu tekrardan faiz arttırım dönemine doğru dünya meyillenirken yapmıyor olmak, belki 2018'deki hani kur şokunda bunu yapmaya başlasaydı bugün meyvelerini alabileceğimiz bir durum var. O yüzden yapılan yanlıştı diyemem ama zamanlaması boyutundan hani tabii ki tartışılabilir diye düşünüyorum. Hani bir söyleyeceğim bu. İkincisi hani demin TL ile ilgili olarak hani kur korumalı mevduatlar açısından hani aslında Metaverse ve benzerlerine NFT'lere dikkat çekmiştim. Oradan hareketle kur korumalı mevduatın dışında enflasyon korumalı sanıyorum ürünlerin de gelmesinde hani çok ciddi fayda var. Bunu Sayın Nebati de sanıyorum herhalde demecinde söyledi. Keza daha evvel ben Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde de benzer bir soruyu Göksel Hoca'ya da hani ilettim. Kendileri de bu yönde hani çalışmalar olabileceğini, hazinenin zaten farklı ürünler üzerinde çalıştığını söyledi. Onlardan bazıları belki de bunlar olabilir dedi ama hani net bir cevap tabii ki söyleyemediler. Ama bu şekilde enflasyona karşı da özellikle TL'yi yani özendirmek adına ürünlerin gelmesinde de fayda var. Çünkü hani sorunuzun son kısmını da oradan söyleyeyim. Bizde de büyük olasılıkla Şubat ayındaki enflasyon oranı hani yılın geri kalanı ile ilgili bize daha sağlıklı bir bilgi veya da fikir verecek. Yani büyük olasılıkla Şubat'ta daha aşağıda bir yerde göreceğiz diye tahmin ediyorum ben. Ama eğer ki oran bu seviyelerde yapışkanlık arz eder ya da etmek durumunda kalırsa üfeden kaynaklı özellikle ya da küreseldeki başka sıkıntılı şu anda öngöremediğimiz gelişmelerden dolayı bizim hani bu seneyi enflasyon baskın bir şekilde geçirmemiz söz konusu olabilir. O noktada hani son yorumumu da bu şekilde iletebilirim diye düşünüyorum. Evet. Hocam zaten süremizin de sonuna geldik. Peki şöyle bir dakikalık bir süreyle tedbirlerle ilgili alınan kararlar biraz sanki tersine döndü. Sanki biraz daha gevşeme var. Biraz daha orada alınan kararlar özellikle mesela Belçika'da tedbirlerde düzenleme geldi işte. Aşı olanlara test zorunluluğu kaldırıldı. Yakın temasta da bulunsa COVID-19'la. Bir diğer tarafta ülkeler işte tekrar konserlerine devam ediyor. Burada herhangi bir düzenleme yapmıyor. Çağrı geldi mesela Amerika'da New York evden yönetilemez dedi bir bakan. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanki yani tedbiri beklerken tam tersi biraz daha ekonominin canlanması için adımlar var gibi dünyada. Çünkü makroekonomik verilere bakıldığı zaman gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde gerçekten hani sürdürülebilir makroekonomik veriler değil. Yani bizi dinleyenlere belki hani bu ilginç gelecek ama bunu henüz daha bu kur hareketliliği olmadığı dönemde de çok fazla söylemiştim. Türkiye'nin birçok makroekonomik verisi enflasyonu bir kenara koyarsanız gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerden çok daha iyi bir durumda. O yüzden ekonomilerin artık daha fazla kapanmayı veyahut da daha fazla hani bu anlamda daraltıcı politikaları izlemesi çok mümkün değil birçok açıdan. O yüzden sanıyorum herhalde bir noktadan sonra hani bu iş hani yaşa ve göre döndü veyahut da dönmek zorunda kalacak gibi bir durum var. Tabii ki kontrollü bir şekilde hani onu söyleyebilirim. Evet, bir diğer söyleyeceğim de aslında deminki sorunuzda söylemeyi unuttum. Bizdeki bu gelişmeler tabii Türkiye açısından baktığınız zaman özellikle Türk lirası likidite noktasında hani sıkıntı yaratıyor. Bu da hem mevduat faizlerini hem de kredi faizlerine vuruyor. Eminim ki yine regülatörler, düzenleyici kuruluşlar bunun farkındadır. TL'nin maliyetini bizim bir an evvel yine ucuzlatabiliyor olmamız lazım. Bu tabii ki bir tek para politikasıyla olabilecek bir kavram değil. Daha farklı bir sürü çalışmayı ve yapısal dönüşümü de beraberinde getiriyor ama
TÜİK'in istatistikleri öngörülerine göre 2040'lı yıllarda 120 milyona gidecek Türkiye'nin bugünkü Yunanistan gibi sosyal güvenlik sorunlarını geçmişte olduğu gibi yaşamaması adına, keza istihdam sorunları yaşamaması adına veyahut da hazinedeki bütçe sorunları, işte büyüme vesaire gibi sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir cari fazla açısından paranın maliyetini bir an evvel işletmeler adına, özellikle yatırım yapacak işletmeler adına ucuzlatabiliyor olmamız gerekiyor. Evet. O yüzden bu hani mevduat ve kredi faizi baskısını da bir an evvel gündeme getirmemiz lazım. Merkez Bankamızın bu anlamda özellikle hocam, hani yine para politikası... Hocam süremizde doldu ama bir toparlarsak. Son cümlem. Buyurun. Para politikası dokümanında da hani net bir şekilde yazdığı gibi sadece açık piyasa işlemleriyle, API ile aslında ki artan bir hacim var orada, bunu gidermek mümkün değil. Evet. Swap'larla Türkiye'deki bankaları, özellikle ulusal bankaları fonlamasındaki esas nedenlerden bir tanesi de bu zorunlu karşılıklara yönelik olarak. Keza oradan son hareketle son cümlemde hani ne akademik literatürde, ne Bank for International Settlement'ta, ne de başka merkez bankalarının dokümanlarında swap harici net reserve diye bir kavram, tanım veyahut da hesaplama şekli yoktur. Merkez Bankası'nın yaptığı swap işlemlerini de bu şekilde görmek dünyadaki bütün merkez bankaları gibi sağlıklı olanıdır birçok açıdan diyeyim. Teşekkür edeyim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Detaylarıyla anlattınız. Değerli yorumlarınız için sağ olun. Doçent Doktor Cüneyt Dircan uğurluyoruz Aral Üniversitesi. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra global piyasalar ve kripto dünyasının detaylarıyla karşınızda olacağız yine. Global piyasalarla karşınızdayız yine. Philip Capital Satış Müdürü aktaracak bize dünyadaki gelişmeleri ve riskli piyasa beklentilerini. Gülay Hanım hoş geldiniz. Sözü hızlıca size devrediyorum. Merhaba. Global piyasaların gündeminde Omikron varyantı ve ABD tahvil faizinin artışından duyulan endişeler var bugün. Her zaman olduğu gibi Asya Pasifik bölgesiyle başlayalım. ABD tahvil faizlerindeki yükselişin küresel teknoloji firmaları üzerinde baskı oluşturması ve Amerikan dolarının da Japon yeni karşısında son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkması Asya hisse endekslerinin çoğunun günü ekside tamamlamasına neden oldu. Çin Şangay endeksi %1.02 ve Güney Kore endeksi %1.18 değer kaybederken Japonya sınırlı da olsa %0.10 değer kazandı. Bölgenin en önemli makro verisi Japonya tüketici güveniydi. Geçen ay 39.2 ile pandemiden bugüne en yüksek seviyeye çıkan Japonya tüketici güveninin Aralık ayında hafif bir düşüşte 39.1'e gerilediği açıklandı. Analistlerin tahmini ise endeksin 39.8'e yükseleceği yönündeydi. Avrupa bölgesinde bugün karışık bir seyir hakim. Almanya endeksi %0.7 yükselirken İngiltere borsasındaki yükseliş %0.1 ile sınırlı kaldı. Bugün Euro bölgesinin yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya'da hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksleri açıklandı. Euro bölgesinin Aralık ayı hizmet PMI'yi 55.9'dan 53.1'e geriledi. PMI endeksinin Nisan'dan bugüne en düşük seviyesine gerilemesinin nedeni olarak da artan COVID vakaları ve buna bağlı olarak azalan yurt dışı talebi gösteriliyor. İtalya'da Aralık ayı enflasyonu için ön rapor açıklandı. Kasım'da %3.7 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon Aralık'ta beklentilere paralel olarak %3.9'a yükseldi. ABD'ye baktığımızda spot piyasalar açılış öncesinde sakin bir seyir görüyoruz. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olan ADP özel sektör istihdam verisi saat 16.15'te açıklandı. Aralık ayında özel sektör 807 bin kişiye istihdam sağladı. Bu rakam analist beklentilerinin iki katının olmasının yanı sıra Nisan 2021'den bugüne en yüksek seviye. Veri sonrasındaysa varlık fiyatlamalarında önemli bir değişim yaşanmadığını gördük. Dün 1.69'a kadar yükselen ABD 10 yıllık faizleri bugün 1.66 bölgesinde yatay hareket ediyor. 10 yıllık faizlerin 1.70'in üzerine çıkması başta teknoloji şirketleri olmak üzere hisse borsalarını olumsuz etkileyebileceğini belirtelim.
Global piyasaların ardından ABD vadeli piyasaları için hazırladığımız teknik analizimizi paylaşalım. ABD COMEX borsasında işlem gören Şubat vade altın sözleşmelerinin yükselen kanal içindeki hareketi devam ediyor. Son 10 gündeki tüm geri çekilmelerde 20 günlük basit ortalamanın destek olarak çalıştığını gördük. Teknik göstergelerin güçlü olduğu bu dönemde altın sözleşmelerinin 1835-1840 dolar direnç bölgesine doğru yükselme olasılığını güçlü bulduğumuzdan sahip olunan uzun pozisyonların 1840 dolar direncine kadar korunmasını öneriyoruz. 1835-1840 direncinin kırılması halinde azalan trendin belirlediği 1870 dolar hedef olacaktır. Yeni kısa pozisyon almak için de 1840 doların test edildiğini veya 1800 dolardaki yatay hareketli ortalamanın desteğinin aşağı kırıldığını görmemiz gerekir. İsimlerimizi de aktaralım. Credit Suisse General Electric için endeks üstü getiri tavsiyesi verdi ve 99.37 dolardan kapanan hisse için 122 dolar hedef fiyat belirledi. Havacılık, enerji, silah imalatı, sağlık ekipmanları ve finansa kadar çok geniş. Evet, küçük bir aksaklık oldu. Global piyasaları Philip Capital Satış Müdürü Gülay Şahin bize eşlik ederek aktardı efendim. Şimdi gidelim biraz kripto dünyasında neler oluyor? Peki Fed'den beklentiler neler? Amerika'dan beklentiler neler? Neleri fiyatlıyor kripto? Para uzmanı Helin Çelik aktaracak bizlere. Helin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şöyle öncelikle bu hafta Amerika'da birçok veri takip edilecek. Var kalım programlarını, aslında güzel fiyatlamalarına şahit olduk kripto dünyasında. Nasıl diyelim, biraz daha bol likiditenin olduğu dünyada kripto dünyası da buradan ciddi bir fayda sağladı. Yatırımcılarına da fayda sağlattı ama önümüzdeki süreç beklentileri nasıl? Mesela bugünkü gelecek olan verilerin ne kadarını takip ediyor kripto dünyası? Sizden dileyelim. Evet, daha taze olarak ADP verileri açıklandı ve son 7 ayın en yüksek seviyesi test edildi. Ancak burada şöyle bir durum var. Aralık ayında kendiliğinden istifa eden omikron vakalarının artışı sebebiyle bir kitle vardı ve bu kitlenin yerine istihdam edilen çok fazla sayıda personel olduğunu gözlemledik. Bu çok ciddi bir dalgalanma yaratmadı. Akşam FOMC tutanakları açıklanacak. Bu noktada Fed Şahin duruşunu sergilemeye devam edebilir. Çok olağanüstü bir değişiklik yapılması beklenmiyor görüşlerinde. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Fazlaca veri bolluğu var. Kripto para piyasasının takip etmesi gereken, buradaki yatırımcıların izlemesi gereken. Veri açıklanacağı saatte tabii ki dikkatli olmakta fayda görülüyor. Ancak teknik göstergeler bize hala yukarı yönlü hareketlilikte sağlam bir momentum yakalanması için yeterli sayıda yatırımcı olmadığını gösteriyor. O yüzden biz spesifik olarak bu yatay eksenli fiyatlamanın nerede son bulacağını iyi takip etmemiz lazım. Bunun dışında kendi özelinde birçok irili ufaklı hem pozitif hem negatif haberler var. İran'daki madencilik yasağı biliyorsunuz gündeme düşmüştü. Onun ardından Kosova'da madencilik yasaklandı ancak bu yasaklar enerji kesintileri nedeniyle meydana geldiği için ve Kosova'da %0.01 oranında paya sahip olduğu için madencilik sektöründe çok ciddi bir hareketlilik yaratmadı düşüş anlamında. Yani hala olduğu yerde durmaya devam ediyor kripto para birimleri. Bunun dışında Çin'den dijital yuanla alakalı ataklar gelmeye devam ediyor. Application'lar üzerinden görücüye çıkacak ve daha önce dijital yuanın test edildiği şehirlerdeki herkes artık application üzerinden cüzdan denemelerine başlayabilecek. Burada sadece Amerikalı bazı politikacılar sporcularına 2022 kış olimpiyatları öncesinde
açıklaması ve hayata geçirmesi bekleniyordu Çin'in dijital yuanını. ABD'li politikacıların bazıları sporcularına sıkı sıkıya tembih etmeye başlamış durumda kullanmamaları yönünde. Nasıl bir gerilim, gerginlik yaratacak ve piyasaya nasıl yansıyacak bunu süreç içerisinde takip edeceğiz. Ama markacımızı almamız gereken konular arasında. Bunun dışında NFT ve Metaverse'e olan ilgi katlanarak devam ediyor. NFT platformlarının en bilinen ve en büyüklerinden bir tanesine bugün itibariyle $300 milyon bir yatırım yapıldı. Böylelikle aslında büyüklüğünü $1.13 trilyon üzerine taşımayı başardı. Yani hem tabandaki ilgi büyüyor hem yatırım artarak ilerlemeye devam ediyor. Ve blockchain teknolojilerine karşı dünya kayıtsız kalmıyor. Bir haber de Türkiye'den geldi. Yapı Kredi Bankası blockchain fonu kuruyor ve bunu 20 Ocak'tan sonra halka arzını gerçekleştirecek. Yani güzel pozitif haberler var ama kripto para birimlerinin bu sıkıştığı alandan dediğimiz gibi çıkış yakalaması için özellikle Bitcoin dolar paritesinin 50.570'de 51.500'lar bandını yukarı yönlü kırması gerekiyor. Aşağıda çok kritik bir döngüde, çok kritik bir seviyede trend desteğinde yalnız 4 saatlik grafikteki bu dip denemesini ayrıca takip edeceğiz tabii ki. Eğer 45.600 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse, bahsettiğimiz alan kırılırsa kademeli olarak biz süreç içerisinde kriptolarda yukarı yönlü hareketliliğin yaşanmasını bekleyebiliriz. Aslında bu haberler biraz daha kripto dünyasının beklentilerini sanki pozitife mi çevirdi? Bir diğer tarafta Bitcoin özelindeki özellikle bu 46 bin dolarlı seviyeler sence ne kadarlık bir riski aslında barındırıyor içerisinde Elif? Evet, bu pozitif haberler geçtikçe artmaya da devam ediyor bu arada. Normal şartlar altında belki geçtiğimiz süreçte likiditenin daha az olduğu vakitlerde daha farklı karşılık bulabilirdi. Yani yukarı yönlü ani ataklar meydana gelebilirdi ama şu an biraz daha sakin seyrini koruyor. Bu 46 bin ve 45.600 o aşağıdaki bu bant bizim için riskli. Neden? Çünkü hem hareketli ortalamanın altında hem de günlük grafikte tam olarak trend desteğinde. Trend görünümünün bozulması buradaki satış baskısının derinleşmesine neden olabilir. Bu yüzden dikkat diyoruz. Anlık sarkmalar ve sonrasında gelebilecek toparlanmalarda panik yapmadan piyasayı gözlemlemekte yarar var. Ama herhangi bir kalıcı fiyatlamada işte günlük kapanışlarda tabii ki de yatırımcı dikkat etmeli diyoruz. Tabii süreç içerisinde gelebilecek hani hem regülasyonlar gittikçe derinleşiyor hem bankaların atılımları biraz sanki burada devletleri farklı bir aksiyon almaya zorluyor. Çünkü finansal piyasaların içine baktığımız zaman blockchain teknolojisinden uzak kalmak istemiyor geleneksel finans. Ve kripto paraları da portföyüne katmaya çalışıyor. Çünkü burada da güzel bir pazar oluştu, güzel bir taban oluştu. Fonlarını yani kripto para dünyasında fonlarını tutan kişileri de bünyesine çekmeye çalışıyor. Karma bir yapı, karmaşık bir durum. Süreç içerisinde biraz daha taşlar yerine oturduktan sonra ki yasaklar çok ardı sıra gelmiyor. Sadece uzlaşmacı tavır ve yatırımcıları kaçırmamaya yönelik bazı aksiyonlar alınmaya çalışıyor. Ve dediğimiz gibi hem kuruluşların hem de bankaların itici güç olması bunda çok önemli. Kendi tabanlarıyla birlikte destekleyecek olması çok önemli. Sadece biraz sabretmemiz gereken bir evreden geçiyoruz belki. Bu yataylıkların ardından genelde geçtiğimiz süreçte de takip edip baktığımız zaman ataklar şeklinde alımlar, satımlar meydana geliyor. Şu andaki kritik seviyede olması belki yeni piyasaya girecek olan yatırımcıyı bir süre daha gözlem yapmaya itebilir. Evet, şimdi bazı tahminler Bitcoin'in bu aralar biraz daha böyle gözünü yukarı diktiğini, işte biraz daha boğa piyasasına girdiği yönünde birkaç tane böyle rapor çıktı ama bu raporları destekleyici neler gözlemliyorsunuz Bitcoin özelinde peki? Yani var mı gerçekten destekleyici bir tarafı var mı? Mesela bir rapor $100.000 diyor, bir rapor işte boğa rally havasına girdi Bitcoin diyor ama seviye olarak da az önce sizin de aktardığınız gibi biraz daha sanki riskli bir noktada. Birçok konuya da nasıl diyelim aslında belirsizlik çok piyasasında. Hem riskli hem de belirsizlikler var. O yüzden bu beklentileri bu kadar çok destekleyici ne gibi bir gözlem, ne gibi bir acaba sinyaller geliyor desem? Şöyle, $100.000 seviyesi geçtiğimiz birkaç aydır konuşulan bir seviye. Önce yıl sonunda kesin test edilecek gözüyle bakıldı. Daha sonra içerisinde bazı banka ve banka analistlerinin bulunduğu bir yapı
bize 100 bin doların da üzerine işaret eden bazı veriler sundu ama şimdi bizim bu seviyelere çıkabilmemiz için öncelikle bu kritik aşamalardan geçmemiz lazım. Elbet çıkar düşüncesiyle belki direkt 100 bini telaffuz etmek bir noktada yanıltıcı olabilir. Biz bu sıkıştığımız bant aralığından çıkabiliyor muyuz? Ki şu an işte 4 saatliklerde dip denemeleri meydana geliyor. Özellikle 50.500-51.500 bandını sıyırırsa kademeli olarak evet yükselebilir. Ama 100 binleri direkt olarak konuşmak için şu an biraz daha erken bir vakitte olduğumuzu düşünüyorum. Ethereum özelinde de şöyle bir değerlendirme almak istiyorum Helin Çelik'ten. Özellikle burada kendi rekor seviyesini kırmıştı geçtiğimiz sene. Ama bu sene peki hangi seviyeler Ethereum için beklenti içine girilmesi gerektiğini gösteriyor bize? Evet, Ethereum'da 4000'in altına sarktıktan sonraki yatay eksendeki fiyatlanmasını devam ettiriyor. Bitcoin'in izinden gidiyor diyebiliriz. Burada yine Ethereum'da günlük grafikte tam olarak trend desteğinde fiyatlanıyor. 3600-3800 bandı bizim için önemli olacak. Bu bandın üzerinde tutulması ve yukarıda 4100'ü kırması kritik olarak görülüyor. Evet, trend yukarı yönlü devam ediyor ve şu an hali hazırda baktığımız zaman mum kuvveti zayıf olsa dahi 9 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunmayı başardı. Sadece biraz daha hacmin artmasına ihtiyaç var ve bizim yukarıdaki 3800'ü üzerinde artık tutunduğunu görmemize ihtiyaç var. Ama potansiyeline baktığımız zaman Bitcoin'den sonra büyüklüğüyle dikkat çekiyor, güncellemeleriyle dikkat çekiyor ve tabanında barındırdığı başarılı atılımlarla her zaman göz önünde olmaya devam ediyor. Portföy oluşturmak isteyen yatırımcının en azından araştırıp acaba koyabilir miyim diye söyleyebileceği kripto para birimleri arasında yer alıyor. Trendde bir bozulma yok ancak dediğimiz o kritik dirençleri kırmaya ihtiyacı var ve özellikle şu an 3800-4000 bandını kırmaya ihtiyacı var diyebiliriz. Aşağıda da 3600'e dikkat. Evet. Helin, şunu da sormak istiyorum. Şimdi enerji krizi nedeniyle birçok ülke bunu yasaklıyor. Şimdi bu ürünün faydasıyla çevreye vermiş olduğu, enerji tarafına vermiş olduğu zararı kıyaslayacak olursak, önümüzdeki süreç, özellikle iklim değişikliğinin bolca konuşulduğu, zirvelerin yapıldığı, artık hayatımızın birçok noktasında yeşil enerjiye dönüşüldüğü dünyada, sence kriptonun bununla ilgili taşıdığı risk nasıl? Genel hatlarıyla gerçekten de enerji tarafındaki bu hasar, kripto dünyasının gerçekten sağlamış olduğu faydayla eşdeğer midir? Yani böyle bir analiz demeyeyim de böyle bir yorum yapacak olursam bu konuyla ilgili ne söylemek istersin mesela kripto para uzmanı olarak? Evet, özellikle madencilik faaliyetlerinde kullanılan enerji fazlasıyla eleştiri almıştı biliyorsunuz. Geçtiğimiz programlarda da sık sık dile getirmiştik. Bunun ardından Madencilik Konseyi kuruldu ve aslında yenilebilir enerjiyle yapılacak olan madenciliğin teşvik edilmesi yönünde birçok adım atıldı. El Salvador Bitcoin kenti kuracak ve yanardağ lavlarından elde edilen burada açığa çıkan enerjiden Bitcoin madenciliğinin yapılması için destekleyecek. Diğer kanatta farklı petrol atıklarının kullanılabileceği türden bir enerji söz konusu olmaya devam ediyor. Evet, biraz fazla enerji tüketiyor ancak hala geleneksel finansın yanından dahi geçmiyor diye bazı tartışmalar da var biliyorsunuz. Tabii dünya geneliyle kıyasladığımızda dünyadaki hem ATM'ler hem postların hem bankacılık sektöründe kullanılan hem altının işlenmesinde kullanılan enerjinin toplamı kadar olmasa da yine de hatırı sayılır miktarda bir tüketimi söz konusu. Ancak taban o kadar dönüştürülebilir, o kadar geliştirilebilir ki bu enerjiyi istediğimiz gibi hem farklı alanlarda kullandığımız gibi burada da değerlendirip kullanabiliriz ve süreç içerisindeki çalışmalar da ilerleyerek devam edecektir. Bunun dışında kripto para topluluğu da zaten herhangi çevresel faktörlere zarar vermeden çevreye saygılı bir şekilde bu işin yürütülmesinden yana o yüzden çok fazla destek buldu. Hem yatırımcı kanadında hem madenci tarafında hem bu işin öncü borsa kurucuları tarafında bir yankı buldu. Süreç içerisinde iyileşmeler devam edecektir ama kullandığı enerji evet hani buradaki miktar azalmayacaktır. Enerji tüketerek ilerleyecektir.
sadece sonradan çıkartılan bazı kripto para birimleri daha enerji dostu, daha proof of work dediğimiz sistem, yani iş kanıtından çıkarak biraz daha pay kanıtı ya da farklı yollarla madenciliğin teşvik edilmesi ve coinlerin dolaşıma sokulması yönünde adımlar atıyor. Bunları izleyebiliriz. Çevreci coinleri takip edebiliriz. Bu konuda çok eğer kırmızı çizginiz varsa. Ethereum bu noktada da dönüşüyor bu arada. O da proof of stake'e geçtikten sonraki süreçte daha az enerji üretme tüketmeye başlayacak. Yani coinler de dönüşüyor. Aslında madenciliğin şekli de dönüşüyor. Ama bunların hepsi tabii ki de bize sürecin armağanı olacak. Süreç içerisinde göreceğimiz aksiyonlar olacak. Evet. Aslında doğru, yani biraz daha bu süreç orta vadenin de üzerinde, uzun vadede belki görülecek, ancak işte o döneme kadar zararı neresinden dönsek kârdır gerçekten. Yani hangi tarafta enerji daha az tüketilecek ve dünya iklimine de aynı zamanda enerji tarafına katkı sağlayacaksa o yolda da hızlı ilerlemek, yani hızlı adımlar atmak da gerekiyor madem tabii bu kadar büyüklükte. Altcoin dediğin, az önce özellikle enerji tarafında özellikle biraz daha orada sıkıntı varsa orada vardır biraz daha dedin, ama şöyle altcoin 2022'de ön plana çıkacak yazılımlarıyla, işte işleyişiyle ve vermiş olduğu destekle kripto dünyasına hangi altcoinleri biraz daha 2022 yılında takip etmek gerekir? Özellikle 2021 yılında biraz da ön plana çıkmış altcoinlerin bu yılda yine bunun devamlılığı hususunda beklentiniz var mı? Yoksa tam tersi verilen sözler, taahhütlerin tutulmadığı altcoinlerde de bir gerileme söz konusu olacak mı? Bunların üzerinde değerlendirme yapacaksan hangisini dile getirsin, hangilerini dile getirsin? Evet, aslında hem çevreci coinler ya da metaverse coinleri bu her iki klasmanın da 2022 yılında sükse yapacağını, pozitif ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Ama tabii ki de piyasanın genel koşulları her zaman önemli. Bunu kenarda tutmakta yarar var. Bu kapsamda neleri göz önünde bulunduralım? Solana'yı göz önünde bulundurabiliriz. Mana'yı, Engine'i, bu coinleri takip edebiliriz ki geçtiğimiz birkaç aylık süreden bu yana baktığımız zaman ciddi derecede kar payı bıraktı yatırımcısına. Sert geri çekilmeler de yaşattı piyasa koşulları gereği, ama güzel pay da bıraktı. Buradaki ünlerinin biz süreç içerisinde önümüzdeki aylarda devam edebileceğini düşünüyoruz açıkçası. Bir diğer açıdan burada biraz daha sanki geri plana atılmış Cardano belki atak yapabilir. Çünkü kurucusu hala desteklemeye devam ediyor ve farklı atılımlar, farklı projelerle Cardano'yu bizim karşımıza çıkarmaya çalışıyor. Ve yapılan işlerle fiyat doğru orantılı değildir diyor. Bir yerde haklı olabilir, ama tabii ki uzun süre yatırımcının beklemesi de Cardano kanadındaki ilginin zayıflamasına neden oluyor. Bu iki dengeyi kurabilirse eğer, biz Cardano'da da yukarı yönlü hareketliliğin yer yer görüldüğünü şahit olabiliriz. Ana coinlerin dışında belki metaverse coinlerinden ya da umut vadeden projelerden biraz belki ekleyebiliriz fonlarımıza. Ama dediğimiz gibi metaverse coinlerine şöyle bir takibimizi almakta yarar var. Evet. Peki son bir dakikalık bir sürecimiz kaldı, ama kripto dünyasında Türkiye sence özellikle son haftalarda önemli haber akışları geldi, regülasyonlar, bir de bu dolandırıcılık tarafıyla ilgili yatırımcılara ne tavsiye vermek lazım? Ve bunlarla ilgili hükümetler gerçekten biraz geride mi kalıyor acaba, genel orada hızlı bir regülasyonla bu dolandırıcılığın da önüne geçmek gerekir mi? Aslında şöyle diyebiliriz belki, geride kalmaktan ziyade gerçekten anlayarak ve piyasayı küstürmeyerek yapılan adımlar her zaman daha önemli olacak. Bu vadeye kadar yatırımcı hangi firmayla iş yaptığına, ortaklık yapısına, ödenmiş sermayesine ve hani kurulu düzenine, buradaki potansiyeline, tahtasının getirip götürdüğü o ya da ivme bırakıp bırakmadığı duruma dikkat etmesi lazım. Biraz yatırımcı kendini korumaya alarak bu süreyi daha az zararla atlatmak için biraz fazla çaba sarf edebilir, ama hükümet kanadından da bir regülasyon bekleniyor biliyorsunuz. Bu noktada en yapmamamız gereken şey belki de Güney Kore modeli. Evet. O kadar sert kurallar getirdiler ki artık küçük ve orta ölçekli borsalar bu noktada iş yapamaz hale geldi. Bizim buna belki dikkat etmemiz gerekir. Çünkü tekerleşmeye ya da diğer farklı firmalara yol ya da yer vermemek ekosisteme de zarar verir. Çünkü yeni gelen borsalar ya da yeni gelen atılımlar
piyasa dinamiklerini anlamış ve buna yönelik atak yapmak istiyor da olabilir. Yani evet. Bizim yerelleri desteklerken yapıya da zarar vermememiz lazım. Böyle kısaca bir toparlamış olalım. Ben tabii çok uzun bu kesinlikle. Regülasyon süreci ve alt maddeleri, işte kimin destekleyeceği, çıkartılacak coinler gerçekten seçilerek mi listelenecek ki bu da ayrı bir tartışma konusu yaratır. Ama toparlayacak olursak bir tarafı belki de yüceltirken dinamiklere zarar vermeden bazı evet. şeyleri yapmakta fayda var. Helin Çelik, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlar için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, gün sonu burada noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde tekrar sizlerle olacağım.